Hepinize merhaba arkadaşlar. Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisti Özge Yıldırım. Bugün sizlerle üst ekstremitede basit kas ağrılarında uygulayabileceğiniz kinezyolojik bantlama yöntemlerini uygulayacağız. Daha önce birkaç tane video çekmiş ve mekanizmasını da orada bahsetmiştik aslında. Bu videolara kartlardan ulaşabilirsiniz dilerseniz. Şimdi de üst ekstremitede birkaç bölgede nasıl uygulayabileceğimizi görelim. İlk uygulamamız genel omuz ağrısı ve deltoid kasında yaşadığınız ağrılara yönelik olacak. Öncelikle bandın ölçüsünü alarak keseceğim. Deltoid için bir Y bandı kullanacağım. Onun için öncelikle bir I bandı kestim. Bu bandı ikiye ayıracağım. Bir başlangıç noktası bıraktım. Uçlarını yuvarlıyorum. Bir Y bandı elde ettim. Ankor kısmını ayırıyorum. Kol rahat pozisyondayken başlangıç noktası ankoru sıfır gerimle yapıştırıyorum. Hafifçe ısıttım daha iyi yapışması için. Deltoid kası 3 parçadan oluşan bir kas. Önde, ortada ve arkada parçaları var. Arkadaki parçaya bandı yapıştırmak için kolu dirsekten bükülü olacak şekilde, avucumda hafifçe dışarıyı gösterecek şekilde kolu pozisyonluyorum. Kası en gergin pozisyonuna aldım arka parçayı. Daha sonra kağıdı bandın arkasından ayırıyorum ankor kısmına kadar. Banda hiç gerim vermeden sıfır gerimle uyguluyorum. Daha sonra kağıtla ısıtma da yapabilirsiniz. Ön parça için yine ön parçayı en gergin pozisyona alabileceğim şekilde dirseği kilitliyorum. Hafif omuzu kürek kemiğinden geriye doğru pozisyonlamasını istiyorum kişiden. Gördüğünüz gibi diğer parçayı tam tersi pozisyona aldığım zaman bir büzülme görüyoruz. Bu büzülmeyi görüyor olmanız lazım. Ön parçayı da ankor kısmına kadar ayırdım. Ve ön parçadan sıfır gerimle bandı hiçbir şekilde gerilim uygulamadan yapıştırıyorum. Deltoidin orta parçası için bir I bandı kullanacağım. Onu da yine aynı şekilde ölçü alarak kesiyorum. Bu bandı biraz daha uzun keseceğim ki alttaki bant çıkmasın. Orta parçası için kolu gövdenin yanında serbest pozisyondayken pozisyonluyoruz. Bu uygulama için bir I bandı kullanacağım. Isıtıyorum. Kas boyunca bandı hiçbir şekilde gerim vermeden serbest bir şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra kağıtla ısıtma işlemini tekrar yapabilirsiniz. İkinci uygulamamız pazu kası dediğimiz biceps kasına yönelik olacak. Bunun için de yine bir Y bandı kullanacağız. Tekrar kası en gergin pozisyonunu alacağım. Hafif el bileğinden de geriye doğru alabiliriz. Dirseği tamamen kilitledik. Hop. İyi misin? Hissediyor musun gerginliği? Süper. Dirseğin iç kısmındaki bölge biraz hassas bir bölge olduğu için orayı atlayarak yapıştıracağım bandı. Çünkü bant buraya yapıştırıldığı zaman kaşıntı ve kızarıklık yapabiliyor. Evet, ilk ankor kısmını, dirseğin iç kısmını hemen üstüne doğru atıyorum. Kas boyunca koltuk altı bölgesine dikkat ederek yine bandı sıfır gerimle kasın etrafından yapıştırıyorum. Diğer parçayı da.
Üçüncü ve son uygulamamız triceps kasına yönelik olacak. Bunun için yine bir Y bandı kullanıyoruz. Kası yine öncelikle en gergin pozisyonunu almak için kolu pozisyonladım. Ankor kısmını tekrar ayırdım. Dirseğin hemen altına yapıştırıyorum. İlk parçayı sıfır gerimle bas boyunca yapıştırıyorum. Sıfır gerimle koltuk altı bölgesine dikkat ederek yapıştırdım. Uygulanacak kişinin kolunu oturma pozisyonunda sırta doğru alamıyorsanız bu uygulamayı yan yatışta da yapabilirsiniz. Uygulama yapılacak taraf üstte kalacak şekilde kişi yan yatışa geçti. Kolu başının üzerinden hafifçe şöyle yatağa doğru bırakmasını, koymasını isteyebilirsiniz. Yine hafif şöyle pozisyonladık. Bu şekilde de yine dirseğe yapıştırıp aynı şekilde sıfır gerimle getirebilirsiniz bandı. Bugünkü videomuzda kinezyo bandı üst ekstremitede nasıl uygulayabileceğimizi gördük. Uygulama yaparken yapılacak olan bölgenin temiz olmasına dikkat edin. Bantla duş alırsanız eğer bandın ıslak kalmamasına özen gösterin. Kurutma işlemini yalnızca havlu ile tapping hareketi yapa yapa uygulayın. Kurutma makinesi kesinlikle bandın üstüne tutmayın çünkü yapışkanı ısıyla aktive olduğu için cildinize çok fazla yapışır ve çıkarırken zorluk yaşayabilirsiniz. Bantlar herhangi bir kaşıntı, kızarıklık, rahatsız edici bir şey yapmadığı sürece 3 güne kadar cildinizde kalabilir. Ancak kaşıntı, kızarıklık benzeri şeyler hissederseniz hemen bandı çıkarın lütfen. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için Klinik Atletik'ten bizlere ulaşabilirsiniz.